her şey varmış. Mi. Yeşerdi dağdı baştan memleket meselesi. Yeşerdi dağdı baştan memleket meselesi. Sana olan bu sevda. Ben uzaktan göründü benim bağlarım. Gurbet elinden uzaktan göründü benim bağlarım. Bağlarım neyleyim köşküm, neyleyim sarayım, içinde sakınan. Ben Alihan Sallı, 26 yaşındayım. Düzce Üniversitesi Türk Müziği son sınıf öğrencisiyim. Doğuştan gelen bir engel. Ben 5-6 yaşlarımda başladım ritim çalarak, babamdan görerek. Babam ritim çalardı, şarkı söylerdi, sesi güzeldir. Ondan görerek 5-6 yaşlarımda öyle başladım. Sonra 7-8 yaşlarımda eğitim almaya başladım. Gitar eğitimi, piyano, keman, ud, cümbüş, bağlama, ondan sonra ses eğitimi, şan eğitimi gibi eğitimler almaya başladım. Böyle böyle yavaş yavaş geliştirdim kendimi. Kaç tane enstrüman çalıyorsun? Ben 9 tane enstrüman çalıyorum. Hepsine de hakimsin. Evet, en azından sahnede yapacak kadar hakimim. Evet. Piyano, ud, gitar, bağlama, cümbüş, akordiyon, keman, sonra mandolin, darbuka, bongo, davul, def, yani ritim enstrümanları, bunun gibi enstrümanlar çalıyorum. Evet, aslında müzik heves, yani hevesten ziyade aslında merak uyandıran bir şey ilk başlarda. Bunun üzerine de biraz yetenek, çalışma, özveri eklenince bir şekilde oluyor. Ben yaşıtlarım dışarıda oyun oynarken ya da bir şeyler yaparken ben kendimi müzik odasına kapatırdım zamanında. Hani saatlerimi verirdim bu işe. Bir buçuk saat ud çalışırken sonra bırakır, 5 dakika dinlenir, 1,5 saat piyano çalışırdım. 1,5 saat piyano çalıştıktan sonra 1,5 saat ud çalışırdım. Ya da keman çalışırdım. Saatlerimi harcadım. Çalışmak aslında bunun asıl önemli olan çalışmak. Yani şöyle müzik yaparken değil de yani üniversitede eğitim yönünde ya artık son sınıf olduk hani bitireceğim bu sene. Biraz zorluklar yaşadım tabii ki de. Materyal sıkıntısı biraz yaşadım. Ondan sonra yani buna dayalı genel olarak sıkıntılar yaşadık yani şükür ama atlattık. Müzik aslında benim tam olarak hayatım. Yani bakıyorum müzik olmazsa ne yapardım diye yani sanırım bir şey yapamazdım çünkü müziksiz olmuyor. Yani mesela yeri geliyor 3 gün falan arka arkaya sahneye çıkmadığım zaman oluyor. Kendimi rahat hissetmiyorum. Mutlaka en azından kendim yapmasam bile arkadaşlarımın sahnesine gidiyorum. En azından orada bir sahneye çıkıyorum. Yani sahne olmadan, müzik olmadan yapamıyorum. Düzce'de şimdilik kafeler, ondan sonra restoranlar, oteller, bu gibi yerlerde sahne alıyorum. İnsanlar şaşırıyor aslında. Yani nasıl söyleyeyim? Bu işi nasıl yaptığımı soruyorlar. Ya da işte biraz garip oluyor tabii. Hani aslında şöyle.
bazı insanlar engelli bireylere alışkın değil. Hani çok fazla iş, çok fazla içinde bulunmamış insanlar biraz öyle garipsiyorlar. İnsanlara tavsiyelerim, yani genel olarak engelli bireyleri anlamak, onların iç dünyasını keşfetmek, biraz yani nasıl söyleyeyim, garipsemektense en azından desteklemek diyelim.